neredeyiz Mardin'deyiz ve insan Mardin'e böyle hem şaşkınlıkla hem hayranlıkla bir yanıyla ne kadar zengin olduğunu kendisine hissettiren varlığıyla çok güçlü kuvvetli köklü bir şehrimizdeyiz ve burada bütün inançlarıyla bütün etnik kökenleriyle bir arada binlerce yıldır var olan bu ortamdayız. Biz neredeyse bin yılı aşkındır burada bir devlet kültürüyle harmanlanan yapımızın son bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 101. yaşında böyle bir zenginliği ziyaret etmemizin vesilesi bir kayyum olmamalıydı. Yani bu kadar derin, bu kadar büyük, bu kadar zengin, bu kadar köklü ve bu kadar iç içe milletin birbiriyle huzur, barış ve güven içinde bir yurttaş olma, bir özgür yurttaş olma, eşit hak ve hürriyetlere sahip olma, bu toprakların eşit hissedarı olma, tebaayı unutturan bir cumhuriyet döneminde demokrasiyle güçlenme arzusu içinde olan böylesi bir ortamda ben e, gelip Sayın Ahmet Türk'e geçmiş olsun 101. yılda dememeliydim. Ama onun için geldik Mardin'e. E, bir yanıyla e, bütün o bahsettiğim hayranlık dolu e, cümlelerimin, kelimelerimin e, sonuna ne yazık ki eklemek zorundayım. Ne yazık ki e, biz e, Cumhuriyetimizin 101. yılında e, daha güçlü bir demokrasiyi, adaletin güçlü bir şekilde var olduğu, her doğan bebeğin kendini emin bir biçimde bu topraklarda yaşayacak ve yaşatacak bir devletin var olduğunu bileceği bir ortamı yaşamak ve daha büyüklere, daha yukarılara taşıma hedefiyle koşarken ne yazık ki seçme ve seçilme hakkına müdahale, kötü bir uygulama, kayyum atayarak ne olduğu belli olmayan, ne için olduğu belli olmayan ee, ve yani bunu burada üç keredir yapıp üç keredir yine burada vatandaşın takdirinin çok daha fazla bir oranla destekleyip seçtiğini de göre göre bu hata niçin yapılır bu eksiklik neden yapılır bu insanlara zulüm bu niçin yapılır anlamış değilim İnşallah, yani zeytin bir yandan barışı ama bir yandan o kadim dediğimiz o duyguyu pesler. Çünkü gerçekten bazen hani yaşı yoksa bir ağacın o zeytin işte yani yaşı yok. Binlerce yıllık yaşını bilemediğimiz zeytin ağacına bile rastlarız. Biz neyiz ki yani insanoğlu nedir ki fani olarak? Hele hele makam nedir ki yani? O kadar gelip geçici ki. Bunun hissedilmesini isterim Mardin'den o duygularla ben. E bütün e, bu e, köklü duygularımla bütün ülkeme sesleniyorum ki e, bir an önce e, özellikle hükümetin yetkililerine e, ve ne yazık ki bu kötü uygulamanın uygulayıcısı olan kim varsa hepsine şunun için sesleniyorum lütfen bu zulmü bu millete yapmayın. İşimiz mü mücadele olabilir, müzakere olabilir. Bakınız yarışabiliriz ama iyilikte yarışalım. Adalette yarışalım, kalkınmada yarışalım. Eğitimin daha iyi olması için yarışalım. Demokrasiyi daha fazla güçlendirmek için yarışalım ama yani makam korumak için, koltuk korumak için bunu yapmayın. Bir de yaptıkları efendim. zaman böyle işte güzelim şehrimizi biz bir kayyum geçmiş olsun için yapabiliyoruz yani üzülerek.